2020 yılından bu yana biz burada bir üretim yapıyoruz. Bu da Büyükşehir Belediyesi'nin bize verdiği desteklerle. Önce yani biz açık araziden kapalı tarıma araziye geçmeye çalıştık. Konuyla alakalı Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Tarım aşıya destek verdi. Küçük küçük işletmeler kurduk. Sonra bu işletmeleri işte biraz büyütmeye çalıştık. 3 dönümlere, 5 dönümlere çıkardık. Şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ihtiyacını karşılayabilecek pozisyona yaklaştık. Buradaki iklim şartlarından, mikro klimadan, buranın suyundan faydalanmak için. Yani buradaki yapılan ürünler daha kaliteli, daha uzun ömürlü. İşte bir deniz seviyesindeki yapılanlara göre, ovadaki yapılanlara göre daha uzun ömürlü. Olduğu için belediye kurumlar da bizi bu konudan dolayı tercih ediyorlar. Yani diktikleri zaman yazlıksa 6 ay, yani baharda dikilen sonbahara kadar yaşamını sürdürüyor. Aynı şey deniz seviyesine üretilenlerden işte bir atıyorum bugün Yalova'daki ya da İzmir'deki üretimden bunu yapamıyorsun. Tekrarlamak zorunda kalıyor. Tekrar ikinci ürünü dikmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla biz burada yaptığımız işte kaliteli ürün yaptığımızdan yani güzel üretimler yaptığımızdan dolayı bu şey sağlıklı üretim yaptığımızdan dolayı bu uzun süreli oluyor. Tercih konumuz da bu. Yani belediyeler bizi ondan tercih ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarım aşının çok büyük katkısı var. Yani bizim burada yoksa hiçbir şey değiliz. Burada yapıp da biz Yalova'ya malzeme satamayız. İstanbul'a satamayız. Yani burası çok kör nokta. Kurumlar almazsa biz burada bir hiçiz. Yani yarın üretimi durdurmamız lazım. Destek başarılı oldu. Biz de yani verdikleri desteğin de karşılığını gördüler. Şu anda çok da güzel gidiyor. İnşallah bunu büyüterek devam edeceğiz. Yani katlayarak devam edeceğiz. Afyon Belediyesi'ne ürün verdik. İzmit Belediyesi'ne verdik. Nilüfer Belediyesi'ne verdik. Yani belediyede bitki yetiştirmeye çalışıyoruz.